isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşılır engeller yok olur, gel beraber el ele. Her şeyi boş ver, sen de güven kalbinin sesine. Günaydınlar efendim. Bugün 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı. Çok coşkuluyuz, çok heyecanlıyız. Sizler için müthiş bir program hazırladık. 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sizlerleyiz. Günaydınlar efendim, hepinize tekrar sevgi dolu harika bir günden merhabalar. Umarım sağlıkla, neşeyle, güzelliklerle uyanmışsınızdır. Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Az önce coşkulu bir açılış yaptık gibi girizgahtı bu. Bugünkü programdan şöyle küçük bir fragman. Ne yapacağız bugün? Çok dolu, dop dolu, spor dolu, eğlence dolu, neşe, müzik dolu bir program olacak. Gençlere biraz örnek olmaya çalışacağız efendim bugün. Spora erken yaşta başlamanın vermiş olduğu, özellikle bugünkü konuğumdan ilham veren açıklamalar gelecek. Ama önce biraz gündem. Şimdi efendim ne yaptılar paraşütçülerimiz? Türk bayraklı 19 Mayıs atlayışı yaptılar. Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paraşütlerine taktıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kenarına atlayış gerçekleştirdiler. Müthiş bir görüntü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 82. yıl dönümünde Yamaç Paraşütü Burdur Kulübü olarak biz Atatürk portresi ve Türk bayrağı ile uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Milli mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs kutlamalarını bugün Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle beraber uçuşumuzu gerçekleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. Evet, kademeli olarak açıldık. Bunun için herkes çok mutlu ama dikkat diyoruz efendim. Dikkat edelim ki yine sayılar yükselmesin. Şimdi İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki PTT şubesinde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdular. Bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Sırada bekleyenler diğer şubelerin de açılmasını istediler. Sabahtan beri dolu yani. Kaç günlerdir hatta yani. Gerçekten yazık, günah değil mi bu insanlara? Bu insanların ne günahı var? Her gün hep böyle. Ve postanede çalışan sayısı da az. Küçük postaneler de kapalı. Ne yapacak bu insanlar? Şimdi sıra yok, şey yok. Arada bir mesafe yok. Ondan sonra derler ki halk suçlu, millet suçludur. Niye mesafeye dikkat etmiyorlar? Zorunlu olarak. Binlerce insan üst üste yığılıp saatlerce güneşin altında bugün zannediyorum 32-33 derece beklemeye mahkum ediliyor. Bunun adı zulüm, başka hiçbir şey değil. İçerideki zavallı memurlar binlerce insanın kahrını çekiyor. Biz burada saatlerce bu zulmü çekiyoruz. Bunun adı zulüm. Niye kapandık baba? 17 gün niye kapandık? Madem ben burada bu yoğunluğun içine girecektim, 17 gün boyunca evimde niye eziyet çektim?
Evet efendim, kademeli normalleşmenin başlamasıyla olta balıkçıları da kendilerini Emirgan sahiline attılar. Sabahın ilk saatlerinde sahile gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak balık tutmaya başladıkları görüldü. Maske kuralına uydular ve boğazda olta sallayan balıkçılar nasibimizi eve götürüyoruz, herkese rastgele dediler. Ses ver. 17 günlük bir kapanmanın ardından arkadaşlarımız, hobidaş balıkçı arkadaşlarımızın hepsi bu açılmadan sonra, sokağa çıkma yasağı kapandıktan sonra arkadaşlarımızın buraya gelip tekrar bir hevesle balık tutmaya başladıklarını canı gönülden görüyoruz. Burada balık tutuyoruz. Gördüğünüz gibi sahil tıktım tıktım. Elimizden geldiği kadar da maskeye ve mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Kısıtlamalar bitti. Sabah erkenden geliyoruz. Balığımızı tutuyoruz. Akşama yiyeceğimiz çıkıyor. Mutluyum, gayet iyi. Herkes gelsin, tavsiye ederim. Balık tutmak keyif verici. Eve götürüyoruz nasibimiz işte. Herkese rastgele diyorum. Ve efendim, nikah tarihleri biraz Haziran'a ertelendi. Düğünler daha doğrusu. Ama nikahlar kıyılıyor. Sadece iki şahitle nikah salonlarında kıyılabiliyor. Koronavirüs vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kademeli normalleşme kapsamında nikahlar artık davetsiz. Bahçelievler Belediyesi'nde de sadece iki şahit olacak şekilde nikahlar kıyılmaya başlandı. Ama aileler de düşünülmedi değil. Nikaha katılamayan aileler evlendirme dairesinin bahçesine kurulan ekrandan nikahı canlı olarak izlediler. Uzaktan seyrediyoruz gördüğünüz gibi. İnşallah soru güzel olur, yapacak bir şey yok. Salgın ayrısıyla bir bitsin de. Daha önce zaten almıştık. Nasip bugüneymiş. Yani planı geri atamadık. İyi olur inşallah, sonları güzel olsun. Yani biraz buruk bir nikah ama yapacak bir şey yok. Eşimle zaten iş yerinde tanışmıştık. İkimiz de mühendis olmalı hasabıyla aynı iş yerinde çalışıyorduk. Daha sonra da tanıştık, birbirimize aşık olduk ve evlenmeye karar verdik. Bu bir senelik süreçte oldu bütün olaylar. Yani buruk geçti biraz tabii, hani dostlarımızın, arkadaşlarımızın da olması daha güzel olurdu ama biz evlenmeye karar vermiştik zaten, uzun zamandır bunun hayalini kuruyorduk. Bir anda gelişti, biz de evet dedik. Bir daha ertelemeyi de düşünmedik. Bütün Türkiye sizin nikahınıza şahit oldu. Mutluluklar diliyoruz buradan genç ve güzel çifte. Ve efendim, Müzonik'in acil motorize ekiplerinden bahsedeceğim şimdi sizlere. Yaralılara ilk müdahalede her dakika hayatı önem taşıyor. Bu amaçla İstanbul'da kurulan 112 motorize ekipleri araç yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde görev yapıyorlar. Motorize ekipler trafik yoğunluğu ya da sokağın dar olması sebebiyle ambulansın ulaşamadığı yaralılara saniyeler içerisinde ulaşıp yardımcı oluyorlar. Gerçekleşen kazaların ardından yaralılara müdahalede her geçen dakika oldukça önemli. Bunun için Sağlık Bakanlığı 112 motorize ekiplerini kurdu. Motosiklet eğitimi alan sağlık çalışanları son bir yıldır yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde aktif olarak görev yapıyor. Motorize ekiplerimizin amacı özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı meydan gibi yerlerde trafiğin kısıtlı olduğu veya erişimi mümkün olmadığı, ambulansın erişiminin bir nebze de olsa gecikebileceği noktalarda ilk müdahaleyi yapabilmek adına motorize ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Arkadaşlarımız ambulansın geleceği sürede ilk müdahaleyi yapıyor. İnsan hayatında saniyelerin çok büyük önemi var. Biz de bunu bilerekten en hızlı şekilde kendi güvenliğimizi de sağlayaraktan vakalara ulaşmaya çalışıyoruz. Ambulansın gidemediği yerlerde, trafiğin yoğun olduğu şartlarda en hızlı şekilde vakaya ulaşmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize hala alışmaya çalışıyorlar motor ambulans olduğumuz için. İşte merak ediyorlar, neyle taşıyorsunuz, nasıl? Ya trafik polisi sananlar var, işte zabıta sananlar var ya da ambulans hastaya gittiğimiz zaman bizi hastayı neyle taşıyacağımızı soranlar var. Arkada seleniz mi var diyenler var. Daha motordan inmeden arkamıza binmeye çalışanlar var. Evet efendim, ama siz vaktinde yetişiyorsunuz her yere. Teşekkürler ediyoruz size. Ve Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da günde binlerce kişi efendim koronavirüs sebebiyle yaşamını kaybediyor. Ve şimdi de koronavirüs salgınıyla zor günler geçiren Hindistan'ı fırtına vurdu. Ülkede fırtına nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 96 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Geçmiş olsun diliyoruz efendim. Gerçekten zor günler geçiriyorlar ve geçelim Antalya'ya. Şimdi akıl almaz bir olay yine burada. Antalya Konyaaltı sahilindeki kabinlerde üstlerini değiştiren iki genç kız düşünün. Ancak kabinin altından soktuğu cep telefonuyla genç kızları görüntüleyen 38 yaşındaki Mustafa A. adlı şahıs çevredekiler tarafından yakalandılar ve polise teslim edildiler. İzleyelim o anları.
Vinç etmeyeceğiz. Bak vinç etmeyeceğiz. Bak vurmamak için tutuyoruz bak. Var mı basur? Ne yaptı size o? Kabinin altından çekti işte. Kabinin altından çekti sizi. Ya telefonu şöyle uzatmış üstünü değiştirirken. Çekmiş. Siz nasıl ya? O anda telefonu mu gördünüz? Bir kız söyledi. Bir tane Rus abla vardı. O sırada o da kabinin üstünü değiştiriyormuş. O da itiraf etti zaten. Rus abla geldi bize. Ben yan kabinde altımı değiştiriyordum. Telefonun uzandığını gördüm. Sonra bu adamı gördüm deyip bize söyledi. Sonra adam da yan tarafta oturuyordu zaten hala. Pişkin pişkin bakıyordu. Tatlım bir çay ya. Çekilmem bir çay ya. Çekilmiş önce geri çıkacak yani. Yatmayacak mı? Fark etmedim bile o an. Yani bana bir tane kız söyledi. Kadın söyledi öyle. Tacizin de böylesi. Ve efendim beyzbol sopalı bir dehşet var şimdi sıradaki haberde. İzmir'de 24 yaşındaki Zeynep Çetinkaya sosyal medyada çocukluk arkadaşının fotoğrafını beğendi. Yaptığı aslında sadece buydu. Ancak fotoğrafı beğendiği iddiasıyla beyzbol sopasıyla feci şekilde darp ettiği iddia edilen Berk Öcalan tarafından dövüldü ve bu Berk Bey'e toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ancak tahliye edildi. Karara isyan ediyor genç kız. Kulak verelim. Dayak yedim, şikayet ettim. Komşuların hepsi duydu. Savcı şu an beraat istiyor. Korkunç. O zaman herkes herkesi bence sopayla dövsün. Bence. Madem bunun bir cezası yok. Ben onun kafasında şişe kırmışım. 1.50 boyumla, kendisi 1.80, 90 kilo, ben 47 kiloyum. Kafasında şişe kırmışım. Aramızda arbede çıkmış. Bu kollarımı siz tabii ilk halini de görmüştünüz. Bunlar geçti. Kendi kendime ben duvardan duvara attım. Kendi kendimi dövdüm. Mahalleye çıktım ben. Beni dedim dövün. Bağırdım. Bu şekilde oldu olay. Peki bu kadar şimdi dik durmaya çalışıyorsunuz. Nasıl bunu başardınız ve bu noktaya gelebildiniz? Ölmedim çünkü. Ölenler konuşamıyor. Ölmediğim için benim şansım var. Evet, kolları kırılmış genç kızın bir isyanı var duyduğumuz kadarıyla. Bir isyan da bir başka dayak yiyen kadından geliyor. Hatırlayacaksınız, Adana'da 14 Nisan günü komşusuna iftara giden, sadece yapmış olduğu hareket bu. 32 yaşındaki İran uyruklu mimar Galaziv Ayyobi Amirabad. 4 yıllık kocası tarafından öldüresiye darp edilmiş. Biz de size haberini vermiştik. Dün darp olayının ilk duruşması yapıldı ve sanık elektronik kelepçe olmadan ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şimdi kendisini öldüresiye döven kocasının serbest kalmasına elbette hanımefendi tepki gösteriyor. Beni öldürünce mi tutuklayacaksınız kendisini? Ben öldükten sonra onu tutuklamanızın ne faydası var diyor. İzleyelim. 5 sene de yatsam gözü alıyorum ben. 10 sene de yatsam gözü alıyorum. Çok üzgünüm ki öyle bir olay oldu. Ben istiyorum ki yani çocuklarımı kocama aldım mahkemeden sonra. Düşünüyordum son kezdir ki ben çocuklarıma şansım var ki kocamı alsam. Yani nasıl olabilir ki bizi öyle kurumasız, öyle bıraktın burada. Şimdi bu adamı serbest bıraktın. Ben öldürse sonra onu tutuklanıyorsun. Ben öldürsem sonra çocuklarımı yetim kalsın. Ben onu tutuklanmaya bana ne fayda var? Şu anki yaşıyorum, şu anki bir topluluğa bir faydam olacak gibi bana yardım edin. Ölümden sonra bana hiç fayda dokunmuyor ki. Nankör! Nankör! Nankörler! Benim ekmeğimi yediniz lan! Sabah öğlen akşam benim ekmeğimi yediniz, nankörler! Çok ciddi bir problem var, ortada çok ciddi bir yanlış var. Yani bu kişinin ev hapsi denilen bir tedbirle bırakılmasını kesinlikle, hani tamam elektronik kelepçeyle bırakılması hadi nispeten en azından tespit edilebilir nerede olduğu, ama şu anda polis evde mi arada gelecek, polis bakacak evde mi evde. Yani bu şekilde bir tedbirle bırakılması müvekkilim açısından çok ciddi bir tehdit, çok ciddi bir tehlike doğuruyor. Yani bundan dolayı çok üzgünüz. Evet efendim, bizler de bu davanın takipçisiyiz. Şimdi bir başka haber geliyor ekrana. Antalya'da 7 yaşındaki kızı Belinay Arı, sinir dokusunda tümör oluşumuna neden olan hastalığı nedeniyle 2,5 yaşında görme kaybı yaşadı.
İzmir'de özel bir klinikte 4 yıldır gördüğü tedavi sonucu tümörde %80 iyileşme olduğu belirtilen anne Safinur Arı diyor ki çok mutluyuz. Görmemiz yavaş yavaş geliyor. Gölgeleri görebiliyor, cisimleri fark etmeye başladı. Ama tedavi maliyetli, bunun için zorlanıyoruz deyip sizlere, yetkililere sesleniyor. Okulumu da çok seviyorum. Okuma yazma bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim ki bilem diye bir kabartma var. O kabartmayla bir tane kalem var, bir tane de tablet var. Arasına kağıt koyuyorum. Sonra tabletin kapağını kapatıp kutucuklara 6 nokta basıyorum kalemin sivri ucuyla. AFB. Bununla AFB'yi öğrenecekmişim. Çekilen MR sonucunda ileri derecede sağ gözünden sol gözüne büyüyen tümörlerimiz mevcuttu. 14 aylıkken 14 ay kemoterapi aldık. İlerleme olursa her iki gözünü almak zorundayız denildi bize. Ameliyat riskli olduğu için ameliyat yapamayacaklarını söylediler. Gerçekten sinire yapışık olduğunu söylediler. Çok riskli bir bölgede olduğu için. Nihayetinde bu tedaviler sonucunda çok güzel bir başarıya gidiyoruz adım adım. Çok şükürler olsun. Kızımın en son çekilen MR'ında %80 tümörümüzde küçülme olduğu tespit edildi. Çok şükür. Görmemizde yavaş yavaş geliyor, gölgelenmeleri görmeye başladı, cisimleri fark etmeye başladı. Ama bu tedavi maliyetli olduğu için, tedaviye gitmemiz, ilaçlarımız vesaire maliyetli olduğu için biz zorlanıyoruz. En çok istediğim kızımın tedavisinin tamamlanması. Biz de efendim katkıda bulunmuş olalım seslerini duyurmalarında buradan. Ve üreten kadınlara geliyoruz çünkü neden? Kadın isterse her şeyi yapar. Niğde'nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler ve dokunulan halılar kooperatifin adını taşıyan markayla satışa sunuluyor. Kadınlar çok mutlu, evimize ekmek götürebiliyoruz diyorlar. Bizim bu projedeki amacımız tamamen kadınlarımızın bir iş olanağı sağlayabilmekti. Aynı zamanda yöremizdeki ürünleri diğer insanlara tanıtabilmekti. 3 ay oldu projemizi hayata geçireli ama gerçekten çok büyük, güzel tepkiler alıyoruz insanlardan. Burada gördüğünüz gibi işte bayanların tamamen psikolojik, maddi, manevi bir imkan sağlamaya çalıştık. Böyle bir kooperatif kurdukları için bize maddi ve manevi destek oldular. Hem maddi hem manevi. Evimizde biz bunu almıştık. Ama bura açıldığı için çok güzel. Kendimiz de psikolojik olarak da düzeldik. Manevi, maddi olarak da düzeldik. Biz bayanlar evde niçin oturalım ki? Böyle bir şey varken, kooperatifimiz varken tüm bayanlarımızla bekliyoruz. Evde hiç kalmasınlar. Bizim için burası çok güzel bir yer. Ben halı dokumayı önceden biliyordum ama evde boş oturuyorduk. Burası bizim için gelir kaynağı oldu. Kooperatife yardım oluyor. En büyük hedefimiz tamamen kadınlarımızın çalışabildikleri büyük bir fabrika kurabilmek. İnsanları rahatça bayanların hiç çocuğum hasta, işte çocuğumu getirecek yerim yok demeden çocuklarıyla birlikte bile gelebilecekleri bir iş imkanı sağlayabilmek onlara. Ve Arnavutköy'de içindeki yiyeceği almaya çalışırken kafası plastik bir kavanoza sıkışan köpeği iki arkadaş kurtardı. Görüntüler cep telefonuyla çekildi, izleyelim. Ay. Bir anda köpek çıktı karşımıza. Kafasında bir şişe vardı. İçinde sanırsam bir yemek atığı ya da bir et parçası vardı. Onu almaya çalışırken kafası sıkışmıştı içine. Koştuk, yetişmeye çalıştık. Bir 2-3 dakika boyunca peşinden koştuk. Yani birkaç dakika daha geç kalsaydık gerçekten kurtulması imkansızdı. Çevirerek çıkarmaya çalıştım öncelikle. Sonra köpeğin zarar görüp çıkmadığını da görünce arkadaşım hemen yardımcı oldu sağ olsun. Çıkarttık oradan. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Bir keresinde oturduğu yere zaten ben kendisinin artık nefes alamayıp öldüğünü düşündüm. Sonra bir daha kendisine yöneldiğimde tekrar kalkıp oradan kaçmaya başladı. Çok şükür ki yetiştik yine tekrar. Ay helal olsun size. Çok. Ve Gümüşhane'de kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek bulmak için şehre indi. Ayılar efendim. Evet, ayılardan bahsediyoruz. Yavru ayılar ve cep telefonu görüntülerine yansıdılar. İzleyelim. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz oğlum orada siz? He? Orada ne yapıyorsunuz siz? Hadi annenizin yanına gidin bak. Hadi annenizin yanına. Bak hale bakıyorlar. Ben. Bak. Ne oğlum git git gelme gelme git. Annenin yanına git. Şişt, hadi. Gel bakalım gel gel. Ha, gel.
Gel oğlum, gel gel babam, gel. Anası oldu da. Vallahi. Hey! Ne yapıyorsunuz siz burada? He? Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Anneniz nerede sizin? Çağırdı annesi var. Gel, gel, gel. Nereye gel? Ve 102 yıl önce tam da bugün. Memleketin geleceği, gençliğin istikbali için Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları sandallarla Samsun'a, iskeleye çıktılar. Atatürk yola çıkmadan önce vapurun batırılma ihtimallerine kulak asmadı, fırtınaya aldırmadı. Hiçbir güç onu yolundan çeviremedi. Aklında tek bir hedef vardı. Türk milletine bağımsız bir vatan teslim etmek. Yedi düvele karşı verilen bu milli mücadele için en büyük adımı o gün Samsun'da attı. Anadolu atasına, Türk milleti bağımsızlık umuduna kavuştu. Türkiye bugün Ulu Önder Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını her zamanki coşkuyla ama yüreklerinde kutluyor. Pandemi nedeniyle çünkü evlerinde olmak durumundayız. Ama bugün saat tam 19.19'da Türkiye'de ellerimizde ay yıldızlı bayraklarımızla birlikte hepimiz balkonlarımızda bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacağız efendim. Bugün güzel bir gün olacak. İzleyelim. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
başladık efendim. Öncelikle büyük bir alkış benim şahane ekibime. Ebru Aker'le Kadın İsterse ekibi bu programı her sabah bana müthiş bir şekilde teslim ediyorlar. Onlardan aldığım bilgilerle size geliyorum ve arkamdaki yetenekli arkadaşlar, grup Bando. Allegro. Allegro, harikasınız gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Kaç yıldır birliktesiniz? Yaklaşık 4 yıldır hep ve birlikte. Ve sizi sürekli böyle çok özel etkinliklerde görüyoruz. Buradan da yine özel belediye etkinliğine gidiyorsunuz. Evet, Şişli Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bir etkinliğe hep birlikte gençlerimizle birlikte 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak için. Şişli'de halkımızı çıkabilenleri bekliyoruz. Harikasınız efendim. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Hepinizi güzelliklerle uğurluyorum ve konuklarımın yanına geçiyorum. Çok teşekkürler. Evet, kalabalık bir ekibiz, öyle değil mi? Evet. Bekliyor muydunuz böyle bir sabah? Hayır ama çok güzel. Çok güzel oldu. Efendim, voleybolun yükselen değeri, salonların güzel ve başarılı bir ismi var. Yağmur Mislina Kılıç, ama Mislina diyebiliyoruz seni. Evet, Mislina kullanıyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Hemen boyunu göstereceğim. İlk sorduğum soru, Mislina boyun kaç dedim. 1.88 dedi. Ne olur bakar mısınız bakın. Çok şeker, ne kadar güzel. Yani bir de güzelliğinle de çok konuşuluyorsun. Yani performansının yanı sıra bebek gibi bir şey. Teşekkür Maşallah. Ederim. Siz, hoş geldin. Siz daha güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Ve bir başka gülen yüz var. İsmi zaten adından belli. Yani Gülen Gündüz. Hoş çok geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş buldum. Efendim, siz eğitmen ve yazarsınız. Evet. Bugün sizinle biraz sosyal medya gençliği, gençliğin aslında yaptığı, düştüğü hatalardan bahsedeceğiz. Bir de kitabınız varmış, çok hoşuma gitti. Hepsini konuşacağız ama önce. Şimdi senin güzelliğin sence sporcu kimliğinin önüne geçiyor mu bazen? Ben aslında bunun çok konuşulmasını istemiyorum ama insanlar konuşmayı seviyor. Dikkat çekiyorsun. Ben daha çok evet, yani başarımla öne çıkmak taraftarıyım. Ki çıkıyorsun aslında ama. Daha çok çıkmak istiyorum, çok hedeflerim var. O yüzden tabii ki de güzel olmak hoşuma gidiyor, seviyorum da. Peki hedefler neler madem başladık? Hedeflerim öncelikle spor anlamında geleceğe daha katkılı olabilecek hedeflerim var, projelerim var. Tabii bunu sporu bıraktıktan sonra yapmak istiyorum. İşte spor yapmak... Kaç yaşındasın? Şu an 25 yaşındayım. Çok genç başladın. Kaç yaşında başladın? Senin gibi şu anda aileler çocuklarını spora yönlendirmek istiyorlar mutlaka. Ben ilkokul 5. sınıftayken başladım. Nasıl keşfettiler sendeki yeteneği? Okulun en uzunu bendim. Zaten ben voleybolcu olmak istemiyordum ilk başta. Hani aklımda yoktu. Derslerim çok iyiydi. Ailem de voleybola başlamamı istememişlerdi. Ancak ben ilk başta Denizli'de yaşıyordum ailemle birlikte. Denizli Spor'daki bir antrenör işte boyumun çok uzun olacağını söyleyip duruyordu aileme. Onlar da hadi bir başlasın, denesin, antrenmanlara gitsin, hobi olarak bir yapsın dediler. Sonra Denizli Spor'da işte haftada bir gün antrenmanlara gitmeye Seviyor başladım. Seviyor muydun o zaman? Bir tutku oluşmuş muydu içinde? O zamanlar hiçbir tutkum yoktu voleybola. Daha bağlanmamıştım tam olarak. Ama yine de iyi geliyordu bana. Haftada bir gün gidiyordum. Sonra bir süre Böyle sonra... Böyle aman vazgeçeyim yapmayayım falan diyor muydun arada? Demiyordum. Ama şu antrenmanı eksem demiyor muydun? Demiyordum. Ailenin önemi çok burada. Anne baban arkanda tabii ki her zaman. Onlar da desteklediler beni. Bir süre bu haftada bir gün, sonra haftada 3 gün olmaya başladı. Sonra daha da iş ciddileşmeye başladıktan sonra Denizli'de tabii ki imkanlar bir yere kadar kısıtlıydı. O yüzden ailecek biz de İzmir Karşıyaka'ya gittik. Ah ne güzel. Oradaki işte antrenörler, spor olanakları daha fazlaydı. Orada işte çok küçüktüm, 13 yaşındaydım. Tek başıma ev, her şeyi düzenledik, ayarladık. Sonra ailemin içine sinmedi, yapamayacağımı düşündüler. Seni tek başına İzmir'e yerleştirdiler 13 evet, yaşında. Evet, çünkü ailemin de kendi işi vardı. Ve çok küçük bir yaş. Küçüktüm evet, ama o anda onu düşünmüyordum. Yani voleybol oynamak istediğim için sadece ona odaklıydım. Sonra İzmir Karşıyaka'da ailemin içine sinmeyince bir ay sonra tekrar Denizli'ye dönmek zorunda kaldık. Ah, sonra tekrardan telefon geldi. Galatasaray altyapısından çağrıldım. Böyle olunca hep beraber ailecek İstanbul'a gittik. İl gezdi ailen seninle. İstanbul'a gittik. İstanbul'a zaten buraya geldikten sonra geri dönmek istemedim. Ailem ilk böyle bir tereddüt yaşadı ama orada anneannem benimle birlikte kalmaya başladı.
Sonra Galatasaray altyapısında oynamaya devam ettim. Yani bir yıldız böyle doğdu, böyle başladı. Bugün yine stüdyomuzda iki tane yıldız arkadaşımız var. Onlar trampolin jimnastik Avrupa Şampiyonası Gençler Senkronize'de gümüş madalya kazanarak ülkemize gurur kazandırdılar. Tarihi bir başarıya imza attılar. Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş az sonra stüdyoda olacaklar. Sizleri tanıştıracağım. Ben de çok heyecanlıyım. Çok genç ve çok güzeller. Şimdi evet, genç yaşta. Gençlerin kendi hedeflerini bulabilmeleri, önce çok tutkuyla bağlı değildim ama sonra benim için bir tutku haline geldi voleybol diyor. Sizce evet. Gençler tutkularının peşinden nasıl gitmeliler? Gençler aslında tutkularının peşinden gitmek üzere doğal bir içgüdüleri var. Önemli olan bence ailenin ve çevrenin onları ne kadar desteklediği diye düşünüyorum. Aslında her çocuğun içinde, her gencin içerisinde ne yapmak istediğine dair kıpırtılar var. Ama aileler orada ona ne kadar destek oluyorlar, yoksa ailenin kendi fikirleri mi var? Yani ben mesela çocuğumun hikaye yazmasına tamam mıyım, yoksa onu mutlaka sporcu mu olsun diye yönlendirmek istiyorum? Ya da spora çok yeteneği var, ben ama müzikle ilgili bir şey mi yapsın çok istiyorum? Orada bence çocukların ve gençlerin kendi içgüdülerine güvenmesini desteklemesi gerekiyor çevrenin. Mutlaka çevrenin. Ama bazen de o zaman hani biraz onu yapıyor, sonra vazgeçip başka bir şeye yönelebiliyor. O zaman aileler de hani bir şeyi en azından iyi yapsın diye desteklemeli ya da bir disiplin koymalılar gibi geliyor sanki. Yeteneği bulmanın aslında şartlarından bir tanesi de bu keşif duygusunda olabilmek. Yani biz keşifte olduğumuzda, o araştırmada olduğumuzda gerçekten yol bizi doğru yere götürüyor. Orada aslında ailenin ve çevrenin kendi gençliğinde yapamadıkları var ya. O yüzden bir an önce çocuk bulsun istiyoruz. Evet. Bizim gibi olmasın diye. Bence orada eğer sabır gösteremiyorsa orada aile, ki bu çok doğal. Çünkü hepimizin çocuklukta, gençlikte yapamadıkları var. Peki bu keşfin bir yaşı var mı sizce? Keşfin yaşı bence yok. Öte yandan şöyle bir şey olduğuna ben inanıyorum. Baktığınızda onun böyle şeyleri var, işaretleri var. Evet. O zaman olmuyor belki. Ya da 40 yaşında, 50 yaşında oluyor. Ailesi istiyor, istemediği bir bölümü evet. Hani yine de bitiriyor ama sonra artık ben kendi istediğimi yapacağım deyip. Ben çok güzel mesleği... örneğim biliyorsunuz. Gerçekten ona. Mi? Evet. Ben ODTÜ bilgisayar mühendisliği mezunu bir insanım. Ama yazar oldunuz. Evet. Ondan sonra ben IT sektöründe, bilişim sektöründe uzun seneler yöneticilik yaptım. Satış pazarlama pozisyonlarında çalıştım. Sonra 40 yaşından sonra koçluk eğitimleriyle beraber Hanım, beni hayat başka bir yere taşıdı. Yani olabiliyor her şey. Evet. Sen de voleybola ilk başladığın dönemlerde bir şeyler olmuş değil mi? Bir vazgeçiş oldu mu? Bir vazgeçiş oldu. İstanbul'a geldikten sonra 15 yaşında babamı kaybettim. Aa. Tekrardan voleybol bırakmak istedim ve Denizli'ye döndüm. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Beklenmedik bir şey. Beklenmedikti çok ve hani ayrıydım ailemden. Bu süreçte antrenörlerim bana çok destek oldular, takım arkadaşlarım çok destek oldu. Tekrar Denizli'ye geldiler, işte benimle konuştular. Ha, sen bıraktın tabii o moral bozukluğuyla, tekrar Denizli'ye geri döndüm. Geri döndüm. Sonra bir hafta sonra izin vermediler, İstanbul'a tekrardan geldim. Ondan sonra spora daha çok sarıldım. Yani benim için daha bir tutku olmaya başladı. Çünkü yani bir ailem vardı. Sporla birlikte takımımla beraber ikinci bir ailem oluşmuştu. O şekilde diyebilirim. Sana güç verdi ve evet. O şekilde ilerledin. Gerçekten çok önemli. Peki sence sporun, çünkü bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün çok coşkuluyuz. Gençlere kattığı değer nedir sence sporun? Buradan ailelere nasıl bir mesaj vermek istersin? Bence spor bizim kişiliğimizin, karakterimizin hem de fiziksel olarak gelişmesine çok büyük bir rol oynuyor. Çok erken yaşta eğer başlarsak daha önemli tabii ki, ama her yaşta spora başlanması iyi bir şey. Bence herkesin spor yapabilmesi gerek, evet. Öyle düşünüyorum. Seni şöyle bir sahalarda görmek istiyorum. Bakın Mislina sahalarda neler yapıyor. Yükseltti. Yağmur vurdu. Bloktan sekti top dışarıda.
etkili bir servis Yağmur'dan. Yağmur Bissin'in akıllı çaprazda çok etkili. Evet, aslında salonlarda oynanıyor. Ben seni bir anda sahalara attım ama nasıl bir smaçör mü diyorsunuz? Smaçör, evet. Sen smaçörsün. Çalışıyoruz. Onun için halter antrenmanları yapıyoruz bayağı. Değil mi? Ellerin evet. Büyüklüğü önemli midir voleybolda? Önemli. Bir bakalım. Benim aslında o kadar büyük değil ellerim. Evet ama. Değil gerçekten boyuna oranla. Benim kadar elim var. Evet, o kadar büyük evet. Değil. Genellikle pasörlerin daha büyük olması tercih ediliyor. Pekala, şimdi voleybolu bıraktıktan sonra yapmayı planladığın şeyler var ama bunun içinde senin resme yeteneğin olduğunu da biliyorum. Evet. Müziğe de... Müzikle de ilgileniyorum. Resme küçüklüğümden beri hep duvarları boyarmışım. Evin bütün duvarlarını, masanın altlarını. Enteresan değil mi? Dolapları ve bu süreçle daha çok işte okula da resim derslerinde hep resmim iyiydi. Şu anda da işte abstrat olarak kendim akrilik üzerine bir şeyler yapıyorum. Peki bu seni rahatlatıyor mu? Çünkü çok yoğun bir disiplin altında çalışıyorsunuz. Çok rahatlatıyor. Ben aslında piyano da çalıyorum. Ay ne kadar güzel. Hatta bu sene başladım. Hep çalmak istiyordum ama karantina sayesinde kendime vakit bulabildim. Online olarak ders aldım. Piyano çalarken işte daha iyi odaklanabiliyorum. Konsantrasyonum daha çok arttığını fark ettim. Ki maçlara da daha iyi etkiledi. İlk dönemki performansıma göre ikinci dönem çok daha iyi oynadım. Ne kadar güzel bir şey. Ne güzel mesajlar verdin. Şarkıda söylüyor musun? Yok, sesim kötü. Kötü diyorsun. Pekala, şimdi gençliğimizde aldığımız kararlar hayatımızı bir şekilde şekillendiriyor. Bunların çok. Arkasından gitmek çok önemli. Fakat siz bir eğitimci danışman olarak X, Y, Z kuşaklarının özelliklerine ve aslında buraya yönlenmemize dair nasıl bir mesaj verebilirsiniz? Şimdi bu kuşaklarla ilgili çok farklı görüşler var. Öncelikle onu söylemek istiyorum ben. Bir taraf hani diyor ki X kuşağı mesela daha rekabetçidir, daha materyalisttir, daha kariyer odaklıdır. Y kuşağı daha deneyim odaklıdır, daha mesela parayı verip bir çanta almak istemez. Evet. Şey yapmak ister, çanta yerine gidip bir güzel tatil yapmak ister. Z kuşağı daha topluluk odaklıdır, bir topluluğun içinde kendini rahat hisseder evet. diyenler var. Ama aynı zamanda şunu da söyleyenler var, her X, Y, Z kuşağı farklı. Tabii. Mesela sosyoekonomik olarak farklı bir kültürde gelen birisi X kuşağı gibi çok kariyer odaklı, çok para odaklı birisi olabilir diyenler de var. Ben sanırım daha bu insanın hangi ailede, hangi çevrede ve hangi karakterle doğduğu daha önemli diyenlere daha yakınım zannediyorum. Ne kadar güzel. Peki gençler gelecek kaygısı ve kariyer planlamalarının stresiyle nasıl baş ederler diye bir sorum var. Siz bunu düşünürken ben hemen dansçılarıma dönmek istiyorum. Çünkü stresle baş etmenin en güzel yanlarından biri sevgili Mesila'nın da anlattığı gibi müzik eşliğinde piyano çalarak konsantrasyonumu arttırıyorum dedi. Bunlardan bir başkası da danstır. Genç arkadaşlarım bize bir vals gösterisi sunacaklar. Thank you.
Böceği'ye teşekkür ediyorum, tebrik ediyoruz. Siz aslında profesyonel dansçı değilsiniz. Biz okulda 4 yıl boyunca sahne sanatlarıyla uğraşıyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Heyecanlı mısınız Mehmet? Tabii ki. Biraz yakın konuşursanız sizi duyayım sesinizi. Tebrik tabii ki ederim. Birazcık heyecan var ister istemez. Çok güzel dans ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Coşturdunuz bizi. Sizin çok gibi gençlerin ederiz. Böyle dansa, vals gibi çok özel klasik bir dansa ilgi göstermeniz beni ayrıca çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Bayramınız kutlu biz olsun. Çok sizin. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ve sizleri yerinize alıyorum. Çünkü buraya bak Meslina kimler geldi? Sen bu arkadaşları tanıyor musun? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz efendim? Tanıyalım sizleri. Ben Elif Ceren Çolak. Ben de Sıla Karakuş. Biriniz İzmir'de, biriniz? Konya. Konya'da. Evet. Ama ikiniz Avrupa Şampiyonası'nda buluştunuz. Evet. Madalyalarınız nerede? Gümüş madalyalar. Gurur duyduk. Şöyle bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Trampolin sporunda efendim. Gerçekten şahaneler yarattılar. Var mı o görüntüler arkadaşlar? Bir izleyelim neler yaptıklarını. Bakın neler geliyor. Harikasınız. Ya o havada salto mu deniyor ona? Evet. Kaç salto atıyorsunuz? İki. En fazla iki atıyoruz orada. Biri bile atılamaz yani de. Peki bir de senkronize yapıyorsunuz evet. Bunu. Kaç saat çalıştınız günde? 6 saat çalıştık. 3 saat çift antrenman yapıyorduk günde. İnanılır gibi değil. Peki ikiniz nasıl bir araya geldiniz iki farklı şehirden? Bolu'da federasyonumuzun yaptığı kamplar sayesinde ayrı şehirlerde olduğumuz için senkron çalışamıyorduk pek. Evet. Federasyonumuz kamp düzenliyordu Bolu'da. Her ay 3 hafta Bolu'da kalıyorduk. Her ay 3 hafta? Evet. İnanılır gibi değil. Müthiş bir emek var. Çünkü senkron çalışmak çok önemli bir şey. Mesele de zaten bu. Peki hala spora kaç yaşında başladınız? 7 yaşına başladım ben. 9 yaşında da trambolin jimnastiğe başladım. Önce normal jimnastiğe evet, başladın. Evet, normal temel jimnastikle başladım. Peki sevgili anneleriniz de burada. Ben şimdi onları davet etmek istiyorum. Çünkü soracağım. Bu çocuklarda bu yeteneği nasıl keşfettiniz? Özlem ve Tülay Hanım hoş geldiniz. Buyurunuz kızlarınızın yanına. Haklı bir gurur. Aynen. Tebrik ediyorum sizi. Ay çok da benziyorlar. Bak aynı gözler. Nasıl keşfettiniz yeteneğini? Sıla'nın küçükken biz de mikrofona doğru. Amatörce sporla ilgilendiğimiz için liseli yıllarda tamam. Eşimle birlikte... Temel jimnastikle başlamasını istedik. 5 yaşındayken onu elinden tutup salona götürdük ve kaydettirdik. Kaç yaşındasınız? O kaydı. 17. Oy. Peki daha da küçük duruyorlar. Evet, milyon oldukları için. Evet. Ve jimnastikte performanslarını evet. iyi gördünüz. Peki trampolin nereden aklınıza geldi? Orada 2 yıl falan çalıştılar sonra seçiliyor çocuklar. Ayrılıyor, tabii. branşlara ayrılıyor. Kendi antrenörlerinin yönlendirmesiyle 8-9 yaşlarında trampoline daha yatkın olduğu söylendi. O şekilde oraya kanalize ettik. Peki sen trampolin üzerine ilk çıktığında ne hissettin? Yani çok fark etmemiştim aslında trampolin jimnastiğe geçiş yapacağımı. Normal orada salto çalışacağız diye düşünüyordum. Sonra yani her gün oraya çıkmaya başladım. Çok hoşuna gitti. İlk başta evet çocukken. Kaç metreye zıplıyorsunuz Elif? Ya onun belli bir şeyi yok da genelde saniyeye göre biz ayarlıyoruz şeyleri. Yani o saniye sırasında. İçinde mesela evet. o ikiniz aynı anda çıkıp çift salto dönüp kaç saniye içinde oluyor? Bir buçuk saniye havada kalıyoruz yaklaşık. İnanılır gibi değil değil mi? Havada bir yani uçuyorsunuz aslında yani, bir nevi. Evet. Değil mi? Annesi Elif uçarken havada ne hissediyorsunuz? Ben korkuyorum açıkçası. Ceren kamptayken öğlen işte geliyorlar tekrar öğleden sonra kampa gidiyorlar çalışmaya gidiyorlar. Orada mesaj atıyorum. Yani saçma bir soru da olsa mesela Ceren ne yapıyorsun? İşte Ceren ben şunu aldım. Hani cevap versin. İyi olduğunu bileyim. Duyayım diye tabii ki. Peki şimdi madalyayı aldınız çok haklı bir gururla. Ne hissettiniz bunu taktığınızda? Bronz ve gümüş madalya var evet. burada. Ben bireyselde 3. oldum. Ben aynı gün 2 madalya aldım. Sıla'yla sabah yarıştık. Senkronda 2. olduk. Sonra benim öğlen bir daha yarışmam vardı bireyselde. Nasıl bir heyecan? Bir günde 2 yarışma. Zaten çok heyecanlıydık. Sıla'yla çok ümidimiz vardı senkronda. Orada madalya alınca bir rahatladık ama...
Benim rahatlamamam lazımdı çünkü öğlen bir daha yarışmam vardı. Ona konsantre olmaya başladım. Artık madalya sanki alamamış gibi bir kenara koydum onu. Bireysel hazırlanmaya başladım mental olarak. Bravo, bravo. Ne kadar güzel bir konsantrasyon, ne kadar güzel bir aslında güç var içinde. Bu gücü orada kullanmışsın. Annesi, siz nasıl keşfettiniz ondaki yeteneği? Ceren çok hastalanıyordu. Onu anaokuluna, 2 sene anaokuluna gitti, çok hastalanıyordu. Dedim 1. sınıfa başlarken böyle bir sporla ilgilensin, bünyesi kuvvetlensin. Ondan sonra jimnastiğe yazdırdık. 2 sene orada jimnastik yaptı. Ondan sonra hocası tramboline yetenekli olduğunu keşfetti. Şimdiki hocası. O hocalarına tebrikler, teşekkürler buradan. Sağ olun, var olun. Öyle devam ettik. Öylece devam ettiniz. Peki ne yapmak istiyorsunuz buradan sonra? Buradan sonra ben spora devam etmeyi düşünüyorum. Yani devam bırakmak istemiyorum. Aynı zamanda da sporla birlikte yürütebileceğim bir meslek seçmek istiyorum. Ama mesleğime daha tam karar veremedim. Daha tam karar vermedin sen. Ben de öyle sporla iç içe bir şey yapmak istiyorum, meslek yapmak istiyorum. Ben ya beden eğitimi öğretmenliği olur ya da antrenörlük üstüne devam etmeyi düşünüyorum ben de sporda. Harikasınız. Messina'yı tanıyor musunuz? Ben görmüştüm. Hiç gördünüz mü salonlarda kendisini? O da çok ünlü bir voleybolcu biliyorsunuz. Bugün bütün genç ve güzel sporcular burada. Ben öncelikle bu sevgili anne babaları, bu aileleri tebrik etmek istiyorum. Gençlerinizi spora yönlendirdiğiniz, çocuklarınıza böyle bir örnek olduğunuz için. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ne eklemek istersiniz kızlar? Teşekkür ederiz siz buraya çağırdığınız için. İyi ki geldiniz. Çok mutlu olduk gerçekten. Ve bizim İrem Çetinok tabii ki biliyorsunuz kadın isterse muhabirimiz boş durmadı. O da ben de çıkacağım, ben de spor yapacağım dedi. Kendini sokaklara attı 19 Mayıs için. İzleyelim. Günaydın Ebru Hanım, merhaba. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı öncelikle kutluyoruz ve Bakırköy Meydan'da insanlara soruyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı size neler hissettiriyor? Gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Buyurun izleyelim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Size ne hissettiriyor? Ne hissettirmiyor ki? Atatürk'ü hissettiriyor, gençliği hissettiriyor. Atatürk'ü özlemimiz daha çok her geçen gün artıyor. Eski daha genç günlerimizdeki kutlamalarımızı düşündürüyor, hatırlatıyor. Eski bayramlarımız yok. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği spor bayramımız. Herkese kutlu olsun. Hem önce gençliğimi hatırlıyorum, Atatürk'ümüzü hatırlıyoruz. Çok güzel duygular hissettiriyor. Çok mutlu oluyoruz çocuklarım ve ben. Geçmişte yaşadıklarımızdan dolayı 19 Mayıs'ın olduğunu farkında bile değiliz aslında. Çünkü manevi değerlerimizi gittikçe kaybetmeye başladık. Milli bayramımız, gençlerin bayramı kutlanması gerekiyor. Bana gençliğimde çok şey hissettiriyor da şimdiki gençler artık hissettiriyor mu bilmiyorum. Peki buradan gençlere bir mesaj vermek isteseniz ne olurdu? Kesinlikle Atatürk'ün izinde, onun ilke ve inkılapları doğrultusunda hayatlarını devam ettirsinler. Öncelikle ülkemize ve Atatürk'ümüzün değerlerine sahip çıkmalarını çok isterim. Gençlere buradan sesleniyorum. Bence bu ülkeyi terk etmesinler. Bu ülke onlara gerçekten ihtiyacı var. Türk gençliğinin bu vatana sahip çıkmasını isterim. Atatürk'ün ülkelerine devam etmelerini isterim. Onun yolunda Harikasınız Birce ve Mehmet. Gerçekten tebrik ediyorum. Atamızın en sevdiği danslardan biri. Ne hissediyorsunuz? Bunu öğrenirken, öğrenme aşamasında neler yaşadınız? Ya zor ilk başlarda Zeybek? Tabii ki zor oldu. Zeybek'ten ziyade valiste bir tık daha zorlandık. Evet.
Ama yani çok gururluyuz, mutluyuz böyle bir işin içinde bulunduğumuz için senelerdir. Siz de burada sizlere sergilediğimiz için. Öyle. Ay harikasın, öyle. Sen de sorarsın Birce. Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün bizlerin bayramı. Çok coşkuluyuz, çok mutluyuz. Atamız iyi ki böyle bir günü bize armağan etmiş. Onun coşkusunu yaşıyoruz. İyi ki geldiniz gerçekten. Su gibisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ve eğer hayatında voleybol olmasaydı Miss Lina, nereye giderdin? Nereye giderdim? Hiç düşündün mü? Ben hep ülke olarak mı? Ülkendeki genç bir kız olarak, eğitim olarak, eğitim meslek olarak. Ben hep mimar olmak isterdim küçüklüğümden çok beri. Çok enteresan. Çizimle de ilgilendiğim için hep hayalim mimar olmaktı. Eğer voleybol olmasaydı galiba mimar olmak isterdim ama şu an çok mutluyum. Tabii voleybolu ki. Çok peki seviyorum. Bundan sonra ne yapmak istersin? Voleybolu bir gün bırakma yaşınız var mıdır? Voleybolu sakatlık sürecine göre işte vücudunun kaç yaşına kadar devam edeceğiyle alakalı. Bir 35 yaşına kadar yani oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Evet. Çok oynayabildiğin kadar inşallah evet. Oyna hiç de sakatlanma. Sonrası için daha hani net bir plan yapmadım. Ama proje yapmak istiyorum. İşte sporla ilgili, evet. Spor yapamayan gençlere olanak sağlayabilecek, içinde hem spor psikoloğunun da olduğu, her türlü olanın olduğu bir proje yapmak istiyorum. Peki. Şimdi içimde senin bir çocuk var mı sence? Var. Mislina, değil mi? Var. Hepimizin içinde bir çocuk var ama bazen evet. Bir açığa çıkıyor değil mi? Ne zamanlarda çıkıyor Gülen Hanım? Hisseden benliğimiz olarak geçer içimizdeki çocuk. Ne zaman ağlıyorsak, ne zaman kahkahalarla gülüyorsak, şarkı söylüyorsak, çizim yapıyorsak o zaman içimizdeki çocuğun aktifliğinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda yaratıcı herhangi bir işle ilgilendiğimizde de içimizdeki çocuk aktiftir. Ben çocukla bütün gün el eleyim o zaman. Evet. Mutlu muyum sevdiğim sizin işim? Sizin zaten enerjinizin aslında ne kadar içinizdeki çocuğun ve içinizdeki aynı zamanda gencin yani ergenin de ne kadar aktif olduğunu görebiliyoruz. Vallahi bugün Gençlik ve Spor Bayramı'nda ben de genç olarak anılmaktan hatta ergen olarak anılmaktan çok mutluyum. Neden? Erilden Berilden Afrodite diye bir kitapla gelmiş. Evet. Burada ne anlatır Gülen Gündüz? Şimdi modern kadının şöyle bir hikayesi var. Modern kadın eril tarafına yani işinde, gücünde, kariyerinde böyle çok başarılı olarak eril özelliklerini sahipleniyor. Dişil özelliklerini unutuyor. Evet. Bu arada eril özelliklerimizi sahiplenmenin nedir eril özellik? Onu da seyircimize bir verelim. Mesela mantık, analiz, hedefin peşinde koşmak. Aslında mesela sporla ilgili birçok faktör. Aynı zamanda eril özelliklerimizi geliştirdiğimiz yer. Onun karşısında ama dişil tarafta mesela erilde hız var, bu tarafta yavaşlamak var. Mantık analizin karşısında duygular ve sezgiler var. Biz eğer iki tarafı da dengeleyebilirsek o zaman mutlu bir hayat yaşıyoruz. Yoksa kimimizde 20'lerde, kimimizde 40'larda bir boşluk oluyor içimizde. Yani hedeflerimize ulaşmış oluyoruz. Çocuk istiyorsak çocuk yapmış oluyoruz. Kariyerimizde bir yerlere gelmiş oluyoruz. Ama içimizde bir boşluk var. Yani mutlu olamıyoruz. Mutlu olamıyoruz, evet. Tam mutlu olabilmek diye bir gerçek var mı? Yani insan sürekli mutlu olabilir mi? Eğer insan yaratıcı tarafına sahip çıkıyorsa, ki yaratıcı taraf dişilden gelir, yaratıyorsa, üretiyorsa ama ruhunun istediği üretimi yapıyorsa... O zaman mutlu olabilir diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi seyircilerimize burada bir test yapalım. Buyurun lütfen gelin yanıma. Tamam. Demiş ki şimdi bir saniyelik gözlerinizi kapatın. Elini karnına koy ya da kalbine. Bedeninden gelen sese kulak ver demiş Gülen Hanım. Hı. Sana ne söylüyor? Zihin evet. Mi konuşur, kalp mi konuşur? Kim konuşur burada? Deneyelim. Bir hadi bakalım. Deneyelim biz karnımızda. Karnımızda kapatıyorum gözümü. Evet. Bir de gözleri kapatmak önemli çünkü içimize yöneliriz öyle olunca. Şu anda ne söylüyor? Karnımdan bir ses mi gelmesi lazım? Heyecanı söyleyebilir. Heyecan. Evet. Geldi değil mi? Çok güzel. Korkuyu söyleyebilir. Korku diyebilir. Hı-hı. Kalbimiz mesela kalpte birazcık daha fazla hissedebiliriz değil mi? Evet. Mesela kalpte çok acıyı hissederiz biz. O acıyı hissetmemek için de kendimizi türlü türlü uyuştururuz. Hı-hı. İşte çanta alarak uyuştururuz. Çok seyahate giderek, çok mala sahip olmaya çalışarak uyuştururuz ama o tatmin dolu hayat hiçbir zaman gelmez. Kalbin sesine kulak vermek
gerekiyor. Lazım. Ve diyorsunuz ki içinizdeki çocuk yeteneğinizi açığa çıkaran tarafınızdır aslında. Ve küçük evet. yaşlarda keşfedilir. Şimdi bizim küçük bir arkadaşımız gençliğe hitabeyi okumuş. Bir dinleyelim lütfen. Eğitim testi. Birinci vazife. Ne? Birinci vazife. Türk istiklalini. Türk istiklalinden. Türk Cumhuriyeti'ni. Cumhuriyeti'ni. İlelebet. İlelebet. Muhafaza. Muhafaza. Ve müdafaa etmekti. Muhtaç olduğun kudret. Muhtaç olduğun kudret. Damarlarındaki asil kanda mevcuttu. Amısında mevcuttu. Ne mutlu. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Türk'üm diyene. Mislina Kılıç kadın isterse ne yapar? Her şeyi yapar. Çalışırsa her şeyi başarır. İnsan çalışırsa her şeyi başarır ve Gülen Gündüz? Dişil tarafına sahip çıkar. Çok güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir yayın oldu. İyi ki geldiniz. 19. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun efendim. Ekran başından kocaman öpücükler. Bugün saat 19.19'da hepimiz balkonlarımızda İstiklal Marşı'nı okuyoruz. Hepinize harika bir gün diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.